Herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 24 Şubat'ta Başak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay'dan ve bu önümüzdeki 2 hafta boyuncaki temalardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz birkaç gün önce Güneş Balık Burcu'na geçti. Merkür de Balık Burcu'nda, Satürn de Balık Burcu'nda ve 24 Şubat'ta da Ay'ın Başak Burcu'na geçmesiyle beraber bir Dolunay'la karşılaşıyoruz. Bu Dolunay bize biraz detaylara, işle ilgili konulara, kafamızdaki böyle eleştirdiğimiz, daha özenli yaklaşmamız gereken konulara dikkat çekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi dolunaylar böyle bir sonuç zamanlarıdır, değerlendirme zamanlarıdır. Dolunaylarda muhasebeler yaparız özellikle ve Başak Burcu böyle marifetli bir burçtur, yetenekli bir burçtur. Detaylarla alakalıdır, düzenle alakalıdır, sağlıkla alakalıdır. Genel olarak işe yönelik konularla alakalıdır. Dolayısıyla bu dönemde Şubat'ın son günlerinde esasında olaylara biraz daha eleştirel, biraz daha dikkatli, biraz daha sorumlu bakıp böyle bir takım şeyleri kritik edeceğimiz anlaşılıyor. Şimdi burada tabii belgeler önemli olabilir, işteki yazışmalar önemli olabilir, bir takım metotlarla ilgili, tekniklerle ilgili konular önemli olabilir. Genelde Merkür biliyorsunuz görüşmelerle, anlaşmalarla da alakalıdır ve bu Dolunay 5 derece Başak'ta gerçekleşiyor ve Merkür'ün kısmi asaleti var burada. Bu tabii bize biraz böyle dediğim gibi daha fazla detaylara girmenin gerekli olduğunu, bir karara varmak, bir değerlendirme yapmak, bir muhasebe yapmanın, özellikle detaylarla ilgili konuların hassas olduğunu gösteriyor. Ve Başak bir ölçüde biraz da endişelerle, fazla bazen böyle kılı kırk yaran bir tarzla da alakalıdır. Ve zaten Dolunay'ın karşısında sadece Güneş, yani Ay'ın karşısında sadece Güneş yok. Aynı zamanda Merkür'le ve Satürn var. Ve bu Merkür'le Satürn de zaten Şubat'ın son günlerinde 28 Şubat'ta Balık Burcu'nda yan yana gelecekler. Dolayısıyla bu dönemde bir miktar iletişim konularında, bilgiyle ilgili konularda, yazılarda, haberleşmede, görüşmelerde, ulaşımda bazı belki kısıtlar, bir takım gerçekçi olma gereği, bir takım engeller ya da sabırlı olmamızı gerektiren, biraz daha derin düşünmemizi gerektiren konularında gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu dönemde bir miktar böyle düşüncelerimizi toparlamak açısından daha dikkatli davranacağız. Çünkü Satürn'ün orada olması gerek psikolojik anlamda, duygusal düzeyde, gerek bilgi düzeyinde yeniden böyle bir takım şeyleri yapılandırmamız gerektiğini gösteriyor. Gözden geçirmemiz gerektiğini de gösteriyor. Çünkü bu Dolunay tam onların karşısında gerçekleşiyor. Bunun yanında tabii Dolunay haritasına baktığınızda Yengeç Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz İstanbul'a göre. Ankara'ya göre ise Aslan Burcu'nun 0 derecesi yükselmekte. Bu aradaki farkı ayrıca size bu önümüzdeki döneme ait, yükselen burçlarınıza ait yorumlarda belirteceğim. Ha, bu arada aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda o hatırlatma çanına da tıklarsanız ayrıca gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi bu dönemde bu Dolunay haritasına baktığınızda, İstanbul için konuşuyorum genel olarak, hayatın içinde özellikle ilişkiler düzeyinde, karşılıklı konularda, uzlaşı gerektiren konularda bazı sorunların, bazı hassasiyetlerin, belki geçmişten kalan bir takım sıkıntıların, bir takım hoşnutsuzlukların, problemlerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dönemde bizi kafaca meşgul eden, denge gerektiren konularda, bir takım bizi bağlayan, hassas kılan ya da huzursuzluk yaratmış olan durumlar olabilir ve bu dönemde esasında amacımız biraz daha fazla cesaret gösterip gelecek yönünde
daha kararlı adımlar atmayı ve kişiliğimizi, yaratıcı yönlerimizi, kendimize olan güvenimizi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Bu kendimize olan güvenimiz bir yandan da olaylara nasıl baktığımızla da alakalı olabilir. Çünkü Dolunay haritada 3. ev, 9. ev ekseninde gerçekleşiyor. Dolayısıyla içinde bilginin olduğu, görüşmelerin olduğu, diyalogların olduğu, iletişimin olduğu, fikirlerin ve inançların da öne çıktığı bir takım farkındalıklar söz konusu. Dolayısıyla kendi kişiliğimizle ilgili konuları, yaratıcılığımızla ilgili konuları ifade etmek, daha fazla aktarmak, paylaşmak anlamında, anlaşılmak anlamında biraz daha bilinçli bir çaba içinde olabiliriz ya da olmak durumundayız bu dönemde. Ve Dolunay haritasında Yengeç Burcu'nun yükseliyor olması ayrıca bu dönemde özen gösterdiğimiz, hassasiyet gösterdiğimiz, korumak istediğimiz konular, sevdiklerimizle ilgili konular, aileyi ilgilendiren konular, bizi bir miktar duygusal anlamda yine hassas kılan konuların da gündemimizde belirli bir yeri olduğunu ve bu konuların yakın çevremizde özellikle bizi daha fazla meşgul ettiğini gösteriyor. Bunların dışında tabii Ankara için ayrıca şunu söylemek mümkün. Ankara için bakıldığında Aslan Burcu ilk derecesi, sıfır derecesi yükselirken Plüton da tam descendant'ın yani alçalan burç derecesinin üstüne düşmekte. Bu bize hani bu dönemde Ankara'nın doğusunda, Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından ve özellikle Ankara çevresinde daha fazla plütonik enerji söz konusu olduğunu gösteriyor. Ne demek bu? Yani belki içinde güç ve mücadele gerektiren durumlar, içinde manipülasyon içeren, güç savaşı gerektiren, bir takım böyle karanlıklar barındıran, gölgeler barındıran, bir ölçüde kişiliğimizle ilgili konularda, kendimizi ortaya koymakla ilgili konularda orada Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanların belki bir ölçüde kendilerini daha fazla baskı altında hissettiklerini de söyleyebiliriz. Bir de tabii özellikle seçimlerin ve siyasetin gündeme getirdiği koşullar içinde bir takım mücadelelerin, bir takım çatışmaların, güç savaşlarının, manipülasyonların daha fazla öne çıktığını da söyleyebiliriz. Liderlerle ilgili konular özellikle burada belki gündemde daha fazla yer de ediyor olabilir. Şimdi dediğim gibi bu Dolunay Başak'ta Merkür'le alakalı bir yerde, dolayısıyla detaylara, bilgiyle ilgili konulara, işle ilgili, çalışma hayatımızla ilgili konulara, özellikle hizmet, düzen, sağlık gibi konulara daha fazla bir hassasiyet kazandırıyor. Bunun yanında önümüzdeki iki haftaya baktığımızda yine bu konuların gündeme geldiği, daha fazla dikkat çektiği koşullar mesela işte Şubat'ın son günlerinde var. Çünkü 28 Şubat'ta Merkür'le Satürn birleşecekler. Hemen 29 Şubat'ta zaten arka arkaya Güneş'le de Satürn birleşiyor. Biliyorsunuz Güneş'le Satürn her yıl bir kere birleşiyorlar. Balık burcunda bu kez birleşiyorlar. Bu durum tabii özellikle bu Şubat'ın son günlerine daha ciddi, daha sorumluluk içeren, biraz daha gerçekçi düşünmeyi içeren, belki kendimizi biraz daha düzen haline sokacağımız, şekil verebileceğimiz, inşa edebileceğimiz konuları, sorumlulukları hatırlatıyor olabilir. Balık bildiğiniz gibi kolektif temalarla alakalıdır, inançlarla alakalıdır, fikir. Yani daha çok ideolojilerle de yay gibi biraz bağlantılı olabilir ama daha çok inanç ağırlıklı konular da vardır. Dolayısıyla bu konular, fikirlerimiz ve içinde kolektif temaların olduğu, belki bir hassasiyetin bir şeyleri, belki acıma duygusu, belki merhamet duygusu gibi konuların zorunlu olarak gündeme geldiği konular olabilir. Biraz içinde yaşlıların belki olduğu konular, bizi
daha derin düşündüren konuların ön planda olduğunu görüyoruz. Fakat yine de 1 Mart'ta Güneş'le Jüpiter'in olumlu bir açıda olduğunu görüyoruz. Güneş Balık burcunda, Jüpiter Boğa burcunda. Bu bize bir takım verimli düşünceler içinde olduğumuzu ve bu düşünceleri, fikirleri somutlaştırabileceğimizi, kazançlı hale getirebileceğimizi gösteriyor. Jüpiter Boğa'da, yani belki çok aktif bir açı değil ama yine de yaratıcı enerjimizi belki sanatsal konulara, belki içinde yaratıcılığın olduğu, verimliliğin olduğu konulara, toprakla ilgili konulara, bir şeyleri beslemek ve aynı zamanda duygusal önem vermek, önem göstermekle ilgili konulara ayırabiliriz. Dolayısıyla Şubat'ın son günlerinde özellikle 28-29 Şubat ve 1 Mart burada düşüncelerimizi hem sorumlu bir şekilde, gerçekçi bir şekilde ele almak, bir takım şeyleri toparlamak, inşa etmek mümkün ve bunları bir takım imkanlarla, bir takım yeteneklerimizle daha verimli kullanmak da söz konusu olabilir. Gerek işte, gerek sanatta, gerek belki de bir şeyleri daha somut hale getirmek açısından olumlu kullanmamız mümkün. 3 Mart civarında ise Venüs ile Uranüs'ün bir karesini görüyoruz. Bu da bize belki bir miktar ilişkilerimizde bizi daha fazla test eden, uyandıran durumların olduğunu gösterebilir. Orada 4 Mart'ta da Merkür ile Uranüs arasında uyumlu bir açı var. Dolayısıyla orada daha verimli düşünceler, yine buluşçu düşünceler, daha orijinal düşünceler ya da en azından sezgilerimizi daha fazla kullanabileceğimiz temaların olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 8 Mart civarına ayrıca dikkat etmek lazım. Çünkü 8 Mart'ta Merkür ile Neptün Balık burcunda buluşacaklar. Bu buluşma hayal gücünü çok arttırıyor. Sezgileri öne çıkarıyor. Daha yaratıcı ve daha sınırsız düşünmeye, imajinasyona özellikle yardımcı oluyor ama işle ilgili konularda, biraz daha düzen gerektiren konularda biraz daha test edici olabilir. Hani sanatsal açıdan verimli olabilir. Kendimizi anlatmak, yazmak, şiir yazmak, öykü yazmak, ifade etmek daha akıcı, yaratıcı enerjiler ama orada bir miktar işle ilgili konularda bilgiler kafa karıştırıcı olabilir. Bazen yanıltıcı olabilir, ihmaller olabilir. Buna bir miktar dikkat etmek faydalı olacak. Şimdi bu dönemde önümüzdeki 2 hafta boyunca yükselen burçlarınıza göre bir takım değerlendirmeler yapacağım. Hani bunu tabii güneş burcunuz olarak da izleyebilirsiniz. Hatta daha önceki videolarda da söylediğim gibi eğer bu sene güneş dönüşü haritanızdaki yükselen burcu biliyorsanız ona göre de takip etmeniz mümkün. Ha, bu arada Ankara ve Ankara'nın Ankara'nın doğusunda yaşayanlar için hem Ankara hem de Ankara'nın doğusunda yaşayanlar için ayrıca bazı ekstra yorumlar getireceğim. Çünkü dediğim gibi Dolunay haritasında yükselen burçta değişiklik var. İstanbul'a göre Yengeç'in son dereceleri yükseliyor. Ankara'dan itibaren ise Aslan burcu yükselmekte. Şimdi gelelim yükselen koçlara. Yükselen koçlar açısından bakıldığında bu Dolunay'ın biraz çalışmayla ilgili konularda, iş ortamında bir projenin tamamlandığını ya da tamamlanma aşamasında olduğunu, iş ortamında bir değerlendirme, bir sonuç, bir muhasebe gerektiğini gösteriyor olabilir. Bu aynı zamanda sağlık ve düzen gerektiren bir konuda da olabilir ya da yine çalışma ortamında beraber çalışılan kişilerle de alakalı olabilir. Bu bir miktar bu dönemde belki detaylara daha fazla dikkat edileceğini, biraz daha ciddi düşünmenin gerekli olduğunu, kimi zaman elde olmayan bazı konuların zaman zaman öne çıktığını da gösteriyor olabilir. Yani bu dönemde biraz kabullenme, bir ölçüde olayları kendi akışında değerlendirme gereği de var. Ve İstanbul'da
ve Ankara'nın yani Ankara'ya kadar olan kısımda doğanlar açısından bakıldığında içinde yuvanın, ailenin, evin önemli olduğu, yerleşimin önemli olduğu, anne babanın önemli olduğu temalar öne çıkabilir. Ankara ve doğusunda yaşayanlar açısından ise biraz daha fazla kendini göstermek, yaratıcı anlamda ifade etmek, sahneye çıkmak, risk almak, aşk hayatıyla ilgili konular, biraz daha dışa dönük temaların vurgulandığını söyleyelim. Şimdi yükselen koçlar bu dönemde, bu Şubat'ın son günlerinde özellikle detaylara biraz dikkat etmeleri faydalı olacak. Belki kontrol edemedikleri konular, kafalarında belirsizlik yaratan durumlar, bir takım negatif düşünceler bir miktar ağır basıyor olabilir. Burada onları biraz bağlayan, psikolojik anlamda bağlayan konuların da olduğunu söyleyelim. Ama 1 Mart civarında yine de parayla ilgili konularda, kazançları ilgilendiren, yetenekleri ilgilendiren konularda daha verimli adımlar, daha yapıcı adımlar atabilirler. Bir takım fırsatlar, imkanlar, destekler elde edebilirler. Bu destekler belki çok görünür yerden gelmeyebilir. Kendi sezgileriyle, kendi imkanlarıyla da alakalı olabilir ama bir toparlama sürecinde olabilirler yeteneklerini. Yükselen boğalar açısından baktığımızda bu dolunayın özellikle sevdikleriyle ilgili konularda, aşk hayatında, belki kendilerini ortaya koymak istedikleri bir konuda, yaratıcı bir proje içinde bir sonuç, bir değerlendirme, bir eleştiri, bir belki muhasebe getireceğini söyleyebiliriz. Bu dönemde hem gruplar önemli olabilir, hem arkadaşlar önemli olabilir ama bir miktar kendileriyle ilgili şahsi bir konuya daha fazla değinmek durumunda olabilirler. Bu çocuklarıyla ilgili bir konu da olabilir. Ya da finansal bir konu, yatırımla ilgili biraz harcamaları da içine alan bir konuda bir değerlendirme yapma gereği olabilir. İstanbul'da ve Ankara'nın işte Ankara'ya kadar yaşayanlar bakıldığında bu dönemde yakın çevrelerinde bir hareketlilik gündeme gelebilir. Kardeşler olabilir bu. Onlarla daha fazla ilgilenme gereği olabilir. Komşular olabilir. Daha fazla hareket, ziyaret, görüşme ile ilgili konular olabilir. Ama Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından yuvayı ve aileyi ilgilendiren konuların, babayı, yerleşimi, biraz böyle geçmişten gelen, atalardan gelen konuları, bazen toprakla ilgili konuları daha fazla öne çıkaran, meşgul hale getiren koşulların olduğunu söyleyelim. 28-29 Şubat civarında yine içinde grupların olduğu konular, bir takım gelecekle ilgili planlar daha fazla yapılanma gerektirebilir, daha fazla sorumluluk gerektirebilir, daha ciddi düşünceler gerektirebilir. Orada bir miktar aynı zamanda hani gelecekle ilgili ümitlerini, beklentilerini biraz sanki gözden geçirme, ciddi düşünme imkanı var. Ama yine de 1 Mart civarında özellikle kişisel imkanları, yetenekleri ve kendinize olan güveninizi diyelim aynı zamanda daha olumlu ve yaratıcı bir şekilde kullanma fırsatı olabilir. Belki başkalarından destek görmek mümkün olabilir. Yabancılarla ilgili konulardan destek gelebilir. Gruplarla ilgili konulardan destekler gelebilir. Mart'ın ilk günleri de özellikle 1 Mart civarında. Yükselen ikizler. Şimdi bu dolunayın yükselen ikizler açısından evi ve aileyi ilgilendiren konularda bir sonuç, bir değerlendirme, bir muhasebe getireceğini söyleyebiliriz. Bu bir karar anlamında bir konu olabilir. Bir şeylerin bittiği, yeni şeylerin başladığı belki bir durumu ifade ediyor olabilir. Hem iş hem ev arasındaki dengeyi daha fazla biraz gözden geçirmeleri belki gereği olabilir. Bu dönemde sorumlulukların da olduğunu da gösteriyor işle alakalı ama eve de yönelmek gerektiğini anlatıyor. Belki ailevi bir konuyu, belki anne babayı ilgilendiren bir konuda da bir değerlendirme getiriyor olabilir. Belki toprakla ilgili bir konuda, bir yatırım konusunda da iyi değerlendirme getirebilir. İstanbul'da yaşayanlar açısından özellikle para konuları
birikimlerle ilgili konular, biraz maddi imkanları kullanmak, harcamalara dikkat etmek hassasiyeti öne çıkıyor. Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından bakıldığında da yakın çevrede daha fazla hareketlilik var, daha fazla ziyaret var, görüşme var. Kardeşlerle ilgili konular belki ön planda. Biraz kendi düşüncelerini daha fazla gösterme ihtiyacının olduğunu söyleyebiliriz. Ve Şubat'ın son günlerinde 28-29 Şubat civarında özellikle iş hayatındaki konular, görevler, sorumluluklar biraz daha bilinçli, dikkatli davranmayı gerektiriyor olabilir. Burada iş hayatındaki konuların önem kazandığını, ikizlerin, yükselen ikizlerin kendini daha fazla ortaya koyma çabası içinde olduğunu söyleyebiliriz. İşle ilgili bir takım protokoller, kurallar, belki anlaşmalar, iletişim gerektiren, yani haberleşme gerektiren konulara daha ciddi, daha gerçekçi bakma gereği var. Ve yine de 1 Mart civarında belki kendileri açısından çok belirgin olmasa da bir takım imkanlardan, yeteneklerden yararlanmak, bir takım gizli yardımlar, korumalar diyelim aynı zamanda. Bunların gündeme gelebileceğini, biraz yükselen ikizler açısından daha önce belki yapmış olduğu şeylerin karşılığını daha fazla değerlendirebileceklerini de söyleyebiliriz Mart'ın ilk günlerinde. Yükselen yengeçler açısından baktığımızda bu dolunayın özellikle kafaca çok hareketli, meşgul, böyle bir miktar zihni sinir durumları yarattığını söyleyebiliriz. Yani bu dönemde çok fazla yazı var, çizi var, belki ödevler var, belki öğrencilikle alakalı da olabilir, görüşmeler söz konusu, ziyaretler söz konusu, bunlar işle alakalı olabilir. Aynı zamanda çok fazla kafalarında proses etmeleri gereken, dikkat etmeleri gereken, gözden geçirmeleri gereken konular var. Ve belki bazen bunun tabii eğitimle alakası, yabancılarla alakası da olabilir. Uzaklarla ilgili konular üzerinden de bir takım sonuçlar gündeme geliyor olabilir, yabancılarla ilgili konular. Yakın çevredekiler, kardeşler, dediğim gibi kısa ziyaretler ya da uzaklara gitmek gibi ilgili konular, bunların daha fazla bir sonuç ürettiğini, bir değerlendirme getirdiğini söyleyebiliriz. Ve İstanbul'da ve Ankara'ya kadar olan, Ankara'yı hariç tutarak yaşayanlar açısından bakıldığında bu dönemde bir takım şahsi adımların, girişimlerin öne çıktığı anlaşılıyor. Yani kendilerini dümende tutmakta zorlanmayacaklar. Daha fazla adım, daha fazla başlangıç, belki evle, aileyle ilgili konularda daha belirleyici adımlar, kararlar verebilecekler. Kendi şahsi konularına, sağlık gibi konulara dahi daha fazla özen gösterebilirler. Ankara ve doğusunda yaşayanlar ise daha çok maddi konulara, para konularına, kaynaklarını ilgilendiren konulara daha fazla zaman harcayabilirler. Belki kazanma kapasitelerini arttırmak isteyebilirler. Harcamalarını da aynı zamanda daha fazla düşünmek durumunda olabilirler. Yükselen yengeçler ayrıca 28-29 Şubat civarında belki eğitimle ilgili konularda, belki kendi fikirlerinde, inançlarında daha ciddi düşünceler içinde olabilirler. Bu bir projeyle alakalı olabilir, yabancılarla alakalı olabilir, belki bir şeyleri yazmakla alakalı olabilir, bir makale, bir medya ile ilgili bir konuda olabilir, içinde uzakları ilgilendiren bir konuda olabilir ya da bir şeylerden tescil edilmekle ilgili olabilir, yani teyit edilmekle de alakalı olabilir. Biraz eğitim, medya, uzaklarla ilgili konular ve akademik konular sanki daha ciddi, daha ağırlıklı öne çıkıyor ve özellikle de 1 Mart civarında sanki gelecekle ilgili bir düşüncelerini, projelerini somutlaştırma, başkalarından destek bulma ya da gruplar ve arkadaşlıklardan destek bulma konusunda ve iş hayatında olumlu anlamda şansların ve kısmetlerin de
söz konusu olabileceğini söyleyelim Mart'ın ilk günlerinde. Yükselen aslanlar. Yükselen aslanlar açısından bu dolunayın ortaklı konularda, özellikle kendi ceplerini ilgilendiren alanda, nakit para durumunda, kaynakları ilgilendiren konularda bir sonuç vereceğini, bir değerlendirme içerdiğini söyleyelim. Bu dönemde onları finansal açıdan bağlı tutan, sorumlu kılan konular var. Belki bu eşten kaynaklanıyor, belki işten kaynaklanıyor, ortaklı bir konudan kaynaklanıyor olabilir, bir yatırımla ilgili olabilir, bir borçla alakalı olabilir. Burada parayla ilgili, kaynaklarıyla ilgili konulara daha fazla eğilmek, kritik yapmak, biraz gözden geçirmek durumundalar. Ve İstanbul'da yaşayanlar açısından bir miktar burada belirsizlikler, onları psikolojik anlamda bağlayan konular da söz konusu olabilir. Bu bazen gizli kalan bir konu, psikolojik anlamda onları bağlayan bir durum söz konusu olabilir. Bir miktar bazı hassasiyetler, bazı kayıplar gündeme geliyor olabilir. Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar ise şahsi konularda daha cesur adımlar atabilirler. Daha çok dümeni tutma eğilimindeler. Burada kişisel alanda bir takım değişiklikler yapmaları daha kolay olacaktır. Ankara ve Ankara'nın doğusunda doğanlar açısından. 28-29 Şubat civarında özellikle bu mali konulara, finansal konulara, banka ile ilgili konular, yatırımlar, belki borç alacak konuları, miras içeren konular, buralarda daha fazla ciddi düşünmek, bir şeyleri inşa etmek, sorumluluk almak belki daha fazla dikkat çekebilir. Biraz daha iyimser düşünmeye de ihtiyaçları var. Ve 1 Mart civarında ise iş hayatında yine de olumlu bir takım sonuçlar, bazı hedefler konusunda, işle ilgili, belki onların terfileriyle ilgili konular varsa eğer, bunlar bir miktar daha fazla destekleniyor yatırımlarla ilgili konular. 1 Mart, Mart'ın ilk günlerinde. Yükselen Başaklar. Şimdi yükselen Başaklar tabii bu dönemde ilişkiler anlamında oldukça meşguller ve bu dolunay onlara, olaylara biraz da kendi cephelerinden bakmak için, kendi bakış açılarını öne koymak açısından bir takım değerlendirmeler, bir takım imkanlar getiriyor. Yani bu dönemde esasında evlilik gibi konular, karşılıklı görüşmeler, denge gerektiren konularda hassasiyetler var, sorumluluklar var, ciddiyetler var. Ama şimdi biraz kendileriyle ilgili biraz da bir toparlama yapmak, bir değerlendirme yapmak, bir muhasebe yapmak durumundalar. Bu bir başlangıçtan ziyade biraz dediğin gibi belki sağlıklarını ilgilendiren bir konu dahi olabilir. Belki işle ilgili bir konu olabilir. Ama genel olarak ilişkileri ilgilendiren bir takım hassasiyetler var. Ve dolayısıyla bir uzlaşı ve değerlendirme yapmak ihtiyacı içindeler. İstanbul'da yaşayanlar Ankara'ya kadar özellikle gelecekle ilgili bir takım ailevi konuları daha fazla yine öne çıkarabilecek durumlarla iç içe olabilirler. Belki bu yine gelecekle ilgili bir plan olabilir, ailevi bir proje olabilir. Ya da arkadaşlarıyla ilgili bir konu olabilir. İşten gelen bazı imkanları değerlendirmek anlamında da bir çaba içinde olabilirler. Ama Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından durum biraz daha netameli, biraz daha gizli kalan şeylere vurgular var. Onların özellikle gururunu ilgilendiren bir konu. Onları kişisel anlamda sanki kendilerine yeteri kadar güven duyamamakla ilgili bir konu özellikle öne çıkabilir. Bu bir miktar onlar açısından belki kapalı ya da kontrol edemedikleri durumlarla karşılaştıkları anlamına gelebilir. Bazen gizli kalan şeyler de öne çıkıyor olabilir. Bu dönemde 28-29 Şubat civarında ilişkilere, evliliğe, ortaklıklara daha fazla çaba göstermek, meşgul olmak, ciddiyet içinde olmak, sorumluluk almak, bir takım görüşmeler, anlaşmalar, uzlaşılar içinde
çaba sarf etmek, sorumluluk almak, buralara bakmak gereğinin olduğunu söyleyelim. Ve hemen 1 Mart ve Mart'ın ilk günlerinde bir takım imkanlar daha fazla harekete geçebilir. Bu imkanlar uzaklarla, yabancılarla alakalı olabilir ya da belki eğitimle alakalı olabilir. Onlara daha fazla düşünce ve perspektif kazandırabilecek bir imkan söz konusu olabilir. Onları daha iyi değerlendirebilirler aynı zamanda. Yükselen terazilere baktığımızda bu dolunayın bir miktar sağlıkla ilgili, işle ilgili, onları bir miktar böyle kafalarında meşgul eden, kontrolde edemedikleri konularda bazı değerlendirmeler, hassasiyetler vurgusu olduğunu görüyoruz. Bu dönemde sağlığa ve genel olarak onları uğraştıran konulara, kendi bedenleriyle ilgili konulara daha fazla zaman ayırabilirler. Bu bir hizmet konusu olabilir. Bu bir fedakarlık konusu şeklinde de olabilir. Bir miktar olayları kendi akışında da değerlendirmek gereği var. Böyle kırılgan bir dönemdeler diyebiliriz ve bu gizli kalan şeylere bazen işaret edebilir. Onları bir miktar böyle tam olarak yönetemedikleri dediğin gibi durumlar olabilir. Bir miktar burada fazla stres ya da duygusal zayıflıklar söz konusu olabilir. İstanbul'da yaşayanlar açısından bakıldığında yine de işle ilgili konularda daha fazla şey yapmak imkanı olabilir. Aileyi ilgilendiren bir konu, evi, yuvayı ilgilendiren bir konu, onların ya da işteki rütbelerini ilgilendiren bir konuya ve bir takım sorumluluklara vurgular var. Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar da gruplar içinde, sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde, gelecek yönünde daha fazla konuyla meşgul olabilirler. Belki daha fazla destek de alabilirler. Şimdi 28-29 Şubat civarında yükselen terazilerin iş düzenleriyle ilgili konulara, sağlık ve çaba gerektiren konulara, biraz böyle körelik içeren konulara daha fazla odaklanmaları gerekebilir. Bu bir şeyleri toparlamak, organize etmek anlamında, düzene sokmak anlamında faydalı da olabilir. Ama sanki böyle gerçekçi olmak, çalışkan davranmak, bir miktar iyimserliklerini de yükseltmek durumundalar. Çünkü çok fazla onları belki bir miktar meşgul eden konu var. Bu da onların yorulmalarına, kafaca bir miktar kendilerini kastırmalarına neden oluyor olabilir. Ama yine de Mart başında, 1 Mart'ta ayrıca bazı yatırımlar ya da başkalarından gelebilecek imkanlar, özellikle eşten ya da ortaklı konularda gelebilecek fırsatlar dikkat çekici olabilir ya da destekleyici olabilir. Yükselen akreplere baktığımızda bu dolunayın özellikle iş hayatında, çalışmayla ilgili konularda, takım çalışması içeren konularda, sosyal faaliyetlerde, arkadaşlar içinde sanki bir değerlendirme, bir sonuç üretebileceğini görüyoruz. Bu konulara daha dikkatli, daha eleştirel bakmak konusu söz konusu olabilir. Burada sanki hem kendi özel hayatlarıyla ilgili konular var. Aşk hayatında belki onları biraz yeknesaklaştırmış, biraz monotonlaştırmış durumlar olabilir. Sanki dolayısıyla burada kendi özel hayatlarına değil de biraz daha sosyal alana eğilmek daha faydalı olabilir. Sadece kendi tatminlerini değil başkalarına da bir takım şeyler yapma çabası ve sorumluluğu içinde davranabilirler. Bunun yanında İstanbul'da yaşayanlar, Ankara'ya kadar olan bölge, ayrıca bir şeyleri öğrenmek, kendini geliştirmek, uzaklar ve yabancılarla ilgili konuları, duyguları daha iyi, daha kolay, daha akıcı anlatmakla ilgili imkanları destekliyor. Ankara'da ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından ise işle ilgili konular, özellikle kariyer, sorumluluk, dikkat çekmek, başarılı olmak, biraz öne çıkmak gibi konuların daha da belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu dönemde 28-29 Şubat civarında çocuklarla ilgili konular,
ya da yaratıcı oldukları bir konularda daha fazla sorumluluk alma, daha fazla çaba gösterme, o alana ciddi bakma gereğinin olduğunu görüyoruz. Bu bir miktar aşk hayatında bazı sıkıcı durumlar ya da bazı görevler ya da işler yüzünden hayattan yeteri kadar keyif alamamaya işaret edebilir ya da aşk hayatında bir takım şeyler çok monoton, sıkıcı hale gelmiş olabilir. Biraz buraya bir vurgu olabilir. Ama yine de 1 Mart civarında özellikle ilişkiler cephesinde bir takım imkanların, bir takım tekliflerin, bir takım ortaklık konuların getirdiği fırsatların, belki yabancıları da içine alıyor olabilir. Burada bir takım imkanların, fırsatların yine de doğduğunu söyleyelim Mart'ın ilk günlerinde. Yükselen yaylar. Özellikle kariyer alanında, iş hayatında bir değerlendirme gereğinin olduğunu söyleyelim. Bu onların belki seviyelerini ya da ünvanlarını ilgilendiren, makamlarını ilgilendiren bir sonuç ve değerlendirme getiriyor olabilir. Bu iş hayatında uzun zamandır yaptığı bir şeyin sonucunu almak, meyvesini almak anlamında önemli olabilir. Bu aynı zamanda anne, baba, aile konularında bir takım sonuçlar, onları meşgul eden konular anlamında önemli olabilir. Biraz sanki bu dönemde hem evi ilgilendiren konular zaten bir süredir daha fazla ağır basıyor. Şimdi biraz da işle ilgili bir konuya düşünmek, ne yapacağım, gelecekle ilgili hedeflerimde, görevlerimde neler yapmalıyım gibi bir konuyu muhasebe ettiklerini söyleyebilirim. İstanbul'da ve Ankara'ya kadar olan bölgede yaşayanlar açısından bazı krizler, bir takım meşguliyetler, ortaklık konular, duygusal anlamda onları bir miktar endişelendiren konular gündeme gelebilir. Biraz finansal konuların daha ağırlıkta olduğunu, miras gibi paylaşımlı konuların öne çıktığını söyleyebiliriz. Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar açısından ise kendilerini daha fazla geliştirme, daha fazla anlatma imkanı var. Bu eğitim yoluyla olabilir, yabancılar yoluyla olabilir, akademik bir çalışma yoluyla olabilir, bir şeyleri ifade etmek açısından şahsi anlamda daha fazla esasında kendi kimliklerini, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekler. 28-29 Şubat civarında aileyi ilgilendiren, evi ilgilendiren konulara dediğim gibi daha fazla bir ciddiyet vurgusu var. Evde daha fazla meşguliyet vurgusu olabilir, sorumluluklar artabilir. Babayı, anneyi, evi, toprağı ilgilendiren konuları toparlamak anlamında, ciddi düşünmek anlamında burada belki bir çaba var. Ve Mart'ın ilk günlerinde de yine işle ilgili konuları, çaba gösterdikleri, meşgul oldukları, belki içinde toprak gibi ya da daha böyle somut bir konu üstünde gösterdikleri çabayı belki somutlaştırma ve daha olumlu, daha verimli hale getirme imkanı olabilir. Yükselen oğlaklara baktığımızda bu dolunayın özellikle kendilerini geliştirme konusunda, inançları konusunda, belki uzakları ilgilendiren konularda, belki akademik konularda, belki medya ile ilgili konularda bir sonuç ve değerlendirme getirdiğini söyleyebiliriz. Yükselen oğlakların bu dönemde bir şeyleri yazmak, çizmek, anlatmak açısından daha fazla aktif olduğunu, daha ciddi düşündüklerini de söyleyebiliriz. Ve bu bir miktar onların sanki böyle duygularını, düşüncelerini anlatmak ve paylaşmak açısından faydalı olabilir. Ayrıca dediğim gibi uzaklarla ilgili işler, detaylar, bunları da daha fazla muhasebe ediyor, gözden geçiriyor olabilir. Ve İstanbul'da yaşayanlar Ankara'ya kadar olan dönem bölgede biraz ilişkiler, biraz karşılıklı konular, bazen biraz muhalefet içeren durumlar da söz konusu olabilir. İlişkileri daha fazla dengede tutma, ailevi konulara özen gösterme gereği var. Ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar ise onların biraz sanki performans konusunda, başarılı olmak konusunda bazı korkuları ya da onlara kriz çıkaran durumlar var. Ve bu biraz da paylaşımlı konuların, yatırım içeren konuların, kimi zaman kriz içeren konuların gündeme gelebileceğini gösteriyor. 28-29 Şubat civarında özellikle kafaca
daha ciddi bir yazı, çizi, belki belgeyle ilgili konular, dokümanlar, imzalar, görüşmeler, buralara çok ciddi bakmak ve buralarda biraz eğitim de olabilir bu. Kafaca konsantre olmak, çaba göstermek, daha gerçekçi davranmak söz konusu ve 1 Mart civarında bunları yine yaratıcı anlamda daha olumlu şekilde sonuçlandırabilir, daha verimli olabilir. Çocuklarla ilgili konular, keyiflerle ilgili konular, yaratıcı konularda kendilerini daha fazla gösterme, ifade etme imkanı, fırsatı bulabilirler. Yükselen sakalara bakalım. Şimdi bu dolunay biraz onlara özellikle para konusunda ya da onların kafalarında böyle detaylar yüzünden endişe yaratmış olan durumlara bir miktar ışık tutuyor. Böyle bir dönemde biraz mali konular, maddi konular, ceplerindeki konular ve başkalarıyla ortaklı olan konular onları daha fazla bağlıyor. Bu konularda bir sonuç ortaya çıkıyor olabilir. Bu bir miras konusu olabilir, bir borç konusu olabilir, yatırımla ilgili bir konu olabilir ya da bazen böyle biraz onları endişelendiren, kriz çıkaran bir konu da gündeme geliyor olabilir. Ama hep bir tarafında da kendi imkanları ve yetenekleriyle ilgili konulara zaman ayırmaları gerekiyor. Ve İstanbul'da Ankara'ya kadar yaşayanlar açısından sağlık konusu, çalışma konusu, biraz onları uğraştıran konular, bazen bu aileden de olabilir, bir miktar onları çalışma ortamında dediğin gibi meşgul eden konular gündemde olabilir. Biraz dediğin gibi onları bir miktar daha yorucu tempolar özellikle dikkat çekiyor ve Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar ise eşleriyle ilgili konulara, ortaklı işlere, anlaşmalı konulara bir miktar bazen de böyle bir karşıtlık, mahkeme ya da muhalefet içeren bir duruma daha dikkatli, daha olgun bakmak durumundalar. Orada onları manipüle eden durumlarla da karşılaşabilirler. 28-29 Şubat civarında para konularını özellikle ciddi düşünme, toparlama, inşa etme konuları, işle ilgili görüşmeler, destek arayışları, kendi birikimlerini, kendi yeteneklerini daha fazla kullanmak için, somutlaştırmak için ve o alanlarda sorumluluk almak için daha fazla bir bilinçli bir çabanın olduğunu söyleyebiliriz. Ve 1 Mart civarında da ayrıca topraktan gelebilecek imkanlar ya da aileden gelen destekler, evi ilgilendiren destekler daha olumlu bir takım koşullar, imkanlar, fırsatlar getiriyor olabilir. Ve son olarak da balık burcuna bakalım. Yükselen balıklar özellikle bu dolunayda eşleriyle ilgili bir konuya daha fazla odaklanmış olabilirler. Bu bir anlaşma şeklinde olabilir. Ayrıca işle ilgili bir konu. Başkalarının özellikle müdahil olduğu konular ve sorumlulukların olduğunu söyleyelim. Bu dönemde hep karşılıklı konular öne çıkıyor. Ama aynı zamanda yükselen balıkların hani hayatlarında kendilerini daha iyi sınırladıkları, tanımladıkları, sorumluluk aldıkları bir dönemden geçiyoruz. Esasında burada biraz kendilerini biraz toparlarlarken karşılarındaki kişiyle de ilgilenmek söz konusu olabilir. Bu dediğim gibi eşle olabilir, ortaklı konularda olabilir. İstanbul'da yaşayanlar sevdikleriyle ilgili konulara, yaratıcı oldukları konulara, keyif aldıkları konulara, hobilere, çocuklarla ilgili konulara daha fazla zaman ayırabilirler. Ama Ankara ve Ankara'nın doğusunda yaşayanlar bir miktar çalışma hayatında işle ilgili bir konuyla, bir uğraşla, bir detayla daha fazla uğraşıyor da olabilirler. Bir miktar hizmet ve sağlık konularına daha dikkatli olmaları gerekebilir. Ve balıklar açısından 28-29 Şubat civarında hep bir yapılanma, detaylarda ya da bir şekilde işle ilgili konularda sorumluluk alma, bir takım kişisel alanda kendilerini disipline etme, toparlama, inşa etme, düşüncelerini inşa etme gibi imkanların olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi bu dönemde yükselen balıkların bir
toparlanma sürecindeler ve kendilerine yeniden bir şekil veriyorlar. 1 Mart civarında da ayrıca bir takım görüşmeler, işle ilgili görüşmeler, konuşmalar, ziyaretler, yolculuklar, kısa yolculuklar onlara daha fazla imkan, daha fazla deneyim, daha fazla destek, daha fazla hayal gücü, daha fazla tasarım imkanı, düşüncelerini ifade etmek, zenginleştirmek açısından bir takım destekler, imkanlar verebilir. Evet, bu Dolunay raporunun da sonuna geldik. Hepimiz için bu dönemin daha güzel, daha verimli, daha keyifli sonuçlar getirmesini isterim. Hoşça kalın, iyi günler.